Seyirciler, programın ikinci bölümündeyiz. Konuklarımız yerlerini aldı. Biraz sonra Özlem Hanım'ın eşi Mecit Bey hakkındaki tüm iddiaları cevaplamak üzere Stüdyo'da canlı yayında bizlerle beraber olacak. Ama diğer tarafta bir anne oğul var. Konuğumuz Yalçın Şendoğan ve annesi Şengül Hanım. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkürler bulduk. Abla. Teşekkür ederiz. Balıkesir'den katılıyorsunuz programa. Evet abla. Evet. Eşiniz 24 Aralık tarihinde evi terk ediyor. Ay, siz daha çok da yeni evlisiniz. Evet abla, 8. ayın 3'ünde nikah yaptık. Ekim'in 14'ünde düğünü başlattık. 16'sında düğün bitti. Düğünden sonra işte ilk haftası kayınvalidegil geldi, kayınpederkiller. Dediler benim kızım burada yaşamaz köyde, istemiyor burayı. Benim kızım isterse Balıkesir'de yaşar, isterse İstanbul'da yaşar. Nerede isterse orada yaşar dedi. Tamam dedim, kabul ettim. 25 yıllık aileme sırtımı döndüm. Ondan sonra Balıkesir'e taşındık. Balıkesir'de bir ay kalmadan ben işteyken gitti. Ama bu evlilikler yapılmadan önce bir tanışma hikayemiz oluyor bizim. İşte gençler, çiftler bir araya geliyorlar, konuşuyorlar. Gelecekle ilgili hayallerini, beklentilerini söylüyorlar. Sizin karın Kübra ile böyle bir tanışma hikayeniz oldu mu? Abla benimki görücü sülüydü. Akrabam halamın oğlu Şenay Gündüz. Annem görüyorlar işte. Dediler biz bu kızı gördük, beğendik. Dedi isteyeceğiz. Ben de kabul ettim. Sen gördün ama Kübra'yı. Abla ben bir gün işe gittim işte biber toplamaya gidiyorlardı. Yemeğe. Ben de gittim bir gün gördüm. Annem gel istiyordu ben de tamam dedim kabul ettim. Ama kızla hiç konuşmadın mı oğlum? Hayır abla. Yani nikah kıyılana kadar 8 Ağustos'ta nikah kıyıldı. 8 Ağustos nikah tarihine kadar siz Kübra ile yan yana oturup, karşı karşıya oturup iki cümle etmediniz mi? Abla ondan önce yüzük takıldı işte, söz oldu. Sözde ben işte benim telefonum bozuktu. Babama telefon aldırdım kendime. Telefon aldım, eşime verdim yani Kübra'ya. Bana dedim bir telefon al dedim. Babama aldırdım, eşime verdim. Bu dedim telefon, bir tane de sim kartı aldım. Bu dedim sim kartı, benimle konuşursun, ailenle konuşursun, telefonu yoktu. Ne istediyse yaptım oldu, kabul ettim. Ben daha ne istediklerine değil. Onu. Gençler, şimdi konuştum aileler diyor, diyor ki bizim Yalçın'la diyor, öbür taraf diyor ki bizim Kübra diyor. Çok yakışırlar birbirlerine, bunlar çok güzel aile olurlar. Ya şunları bir tanıştıralım. Sonra bu iki insanın bir araya gelmesi lazım ki. Hani birbirlerinden hoşlandılar mı, hoşlanmadılar mı? Hayatla ilgili, gelecekle ilgili planları konuştuğumuz bir süreç vardır. Sen ona, ya Kübra benim işim gücüm şu. Benim hayatım bu. Ben Balıkesir'de köyde yaşayan bir adamım. Gördüğüm boyum bu, posum bu. O da sana der ki, ya ben köyde yaşayamam. Sen dersin ki, ya köyde yaşayamazsan ben seninle yapamam Kübra. Konuşmaları olmadı mı hiç? Oldu abla dedim ben. Balıkesir'e taşınırız. Kabul ettim. Yani dedim şimdi... Bu baştan karşı tarafta konuşuldu yani, dile evet, getirildi. Abla, evet, evet, evet. Dedim düğünden çıktık çünkü. 580 bin lira tutarında bir masraf oldu. Yani birden Balıkesir'de ev almak yani hem düğünden çıkıp da hem ev almak imkansız. Aldın mı ev? Hayır abla yani eşim alacaktım artık ama iş işten geçti. Eşim yani... Neydi sizi Kübra ile birbirinize yakınlaştıran? Abla yani... Ya sen Kübra'yı tanıdığında ne hoşuna gittin, neyinden etkilendin, nesi sana sıcak geldi, ya biz onunla aile oluruz dedirttiren neydi? Konuşması güzeldi abla, saygılıydı. Yani hiçbir problem, hiçbir şey yoktu yani her şey güzeldi. Ama ta ki Balıkesir'e taşınasa yeter. O senin hangi özelliğinden etkilenmiş olabilir? Abla hiç merak etmedim yani, sormadım da. Oğlum... Bunlar konuşulan şeyler yani. Hani demez misin? Ya abla ben yani çekiniyorum yani öyle şeylerden utanıyorum. Yani ne bileyim seni yatırım yakışıklı mı buldu, iyi yürekli mi buldu, merhametli mi buldu? Merhametli bulmuştur abla çünkü ben merhametliyim, saf kalpliyim. Yani peki bir böyle. Aylık evlilikte yani eşinin evden ayrıldığı güne kadarki olan süreçte Kübra'nın en çok hangi özelliğine kızıyordun? Abla yani... Taşındıktan son zamanlarda bana kötü davranmaya başladı, hakaret etmeye başladı. Yani tanıyamadı oldum eşimi yani. O sana kızıyor muydu? Yani onun sende böyle rahatsız olduğu özellikler var mıydı? Yalçın şöyle yapma, Yalçın böyle davranma, Yalçın böyle söyleme diyor muydu sana?
Hayır abla. Yani senin davranışlarından bir rahatsızlığı var mıydı? Hayır abla. Yoktu. Yok abla. Sen yani şöyle mi? Ben iyi bir eştim diyebilir misin? Evet abla. Ha ne bileyim şu hareketini düzelt. Bana böyle davranamazsın gibi tavırlar hayır sergiliyor abla, hayatta. Muydu? Çünkü ben kadına ne her zaman yani büyüğüm de olsun küçüğüm de olsun başımın üstünde yeri var. Hürmet, saygı, her şey. Yani ben Kübra'dan önce hiçbir hayatım olmadı abla. Ben bir kızla ne konuştum, ne yazıştım. Hiç kimseyle. İlk kız arkadaşın mı? Evet. Yani ilk göz ağrım diye. Ne diyeyim abla, canım isteseydi verirdim. Sevdin mi? Sevmeye çok çalıştım, sevdim de abla. Ama beni hiç sevmemiş. Ama sen de sevmeye çalışmışsın. Evet abla, sevdim. Yürekten, kalpten gerçekten sevdim. Canım isteseydi verirdim. Yani onun için hayatımı vermeye hazırdım. 25 yıllık aileme, herkese sırtımı döndüm. Kübra ne istiyorsa o. Evet. Ekim, 16 Ekim'den sonra siz beraber yaşadınız. Evet mi? Abla. Yani aynı eve girip bir aile oldunuz. Kasım, Aralık zaten Kübra yok. Aralık 24 gitti abla. İki ayda ne oldu evin içinde? Abla eşimi ben yani telefon kayıtlarında da çıkar yani aratma şeylerinde, özetlerinde. Her gün standart saat 10'da ararım ben eşimi. Kalk, kahvaltını et, uyan, toparlan elin ayağını topla diye. Ta ki o güne kadar. Saat 10'dan itibaren arıyorsun arıyorsun açmıyor. Arıyorum arıyorum açmıyor. 24 Allah Aralık'ta diyorum, yine rutininde aradın sen. Evet. Her gün arıyorum standarttır abla. Hiç şaşmaz. E niye bir gün 10.30'da ara bir gün 11'de ara? Sürpriz yap. Yani abla mesai işten geliyordum. Hı-hı. Yani sürpriz yapmak için yorgun geliyordum yani. Hı-hı. Gece gidiyorum gece geliyordum. 24 Aralık'ta sana kızıp niye gitti bu kadın? Hiçbir şey abla, hiçbir sebep yok. Ben kadın erkek ayrımcılığına şeyimdir abla. Bir kadınla bir erkek denk değildir. Ne denk kötü midir? Denk değildir abla yani şey olarak görmem. Saygı ve hürmet gösteririm. Ha, eşitiz diyorsun. Evet. Ne isterse o. Nasıl diyeyim abla? Ne derse yani bir sözünü kilemem. Yani anlamadım yani nasıl bu duruma geldik. Hayır, bu dönemde herkes böyle iyi bir insanla hayat yolculuğuna çıkmak istiyor ya. İyi bir insanı bulduğunda da bırakmaz biliyorsun. Hani senin anlattıklarından yola çıkarak ben iyi bir eş olmaya çalıştım ve çabaladım. Bu kadar iyi bir eşi Kübra niye terk etti? Anlamadım abla yani. Kayınvalideyle sorunları var mıydı? Siz hayır karışır abla mıydınız Şengül teyze gelininize? 18 gün bizde durdu köyde. 18 gün. Ben ona sabahleyin kalktı mı, o ben kahvaltıyı hazırlarım. Bunun iş saati geldi mi, Kübra'ya seslenmem, Yalçın'a seslenirim. Yalçın, araba saati geldi oğlum, kalk kahvaltını yap, hazırlan diye. Kübra da kalkar gelir, günaydın çocuğum diye öperim alnından. Ondan sonra derim kahvaltınızı yapın Yalçın'la, Yalçın işe gitsin. Bu şekilde 18 gün böyleydi. Ama Kübra Balıkesir'e gideceğim diye bir kalktı, ailesi dedi. Bir hafta içinde geldiler, dediler Kübra Balıkesir'e gitmek istiyor, köyde durmak istemiyor dediler. Ben de dedim ki, düğürlerim dedim, tamam kabul ama şimdi düğün yaptık, bir alışalım, bir ay 40 gün duralım, 2 ay. Alacağız evimizi, tarlamız var bizim bayırda. Ali Ağoğlu istimlak etti, alacak yerlerimizi. Onun verdiği parayı köy halkı kabul etmedi. İşte bugünlerde satılacak. Dedim tarlamı satıldı mı çocuğum evin alarak döşeyerek eşyanı ondan sonra gidersin. Gitme Kübra dedim. Annesi gül dedi Kübra'yı isterse gider. Hiç engel yok. Gitmeyseydi biz kızımızı götürüyük. Bu kolundan babası tuttu ondan annesi. Kalk kızım gidiyik dediler hadi. Ben dedim ağladım yapmayın dedim. Alem bize nedir 18 günde hiç bir haftada gelin gider mi? Yapmam. Gelin gitmedi, o gün kaldı. 2 gün sonra buna ne dediyse bundan babası dedi ona yarın gel ev tutacağız sana Balıkesir'den taşınacaksın. Bunlar gittiler ev tutmuşlar. Eşya taşımaya bile gelmedi o. Yalçın geldi eşyaları sardı gitti. Zaten bizden koptuktan sonra bunların işi karışmış. Kayınvalideyle bir süre yaşıyor ve ayrı evinde yaşamak istiyor. Hiç.
Muradınıza erdiniz Yalçın, ayrı eve çıktınız. Ne oldu ayrı evde? Yani abla hiçbir sorunumuz, problemimiz hiçbir şey yoktu. Annenle konuşmayacaksın, oradan ama işten yalnız, çıkacaksın. Kayınvalide bir iki kere aradı beni, tehdit etti. Ne diye? Dedi, kızımı senden ayıracağım dedi. Senden evli kalmasını istemiyorum falan filan dedi. Hı hı. Allah Allah dedim. Kaynana dedim. Ne oldu dedim yani. Ana. Hı hı. Nedir sorun? Hareketlerine çeki düzen ver diyor. Hangi hareketlerine çeki düzen? Hangi hareketlerime çeki düzen vereyim? Bir saygısızlık mı yapıyorum? İtip kakalıyorum eve geldiğimde. Küfür mü ediyorum? Hı hı. Şiddet mi uyguluyorum? Sözde hakaretten mi bulunuyorum? Hı hı. Varsa bir kabahatim. Tamam. Kesin beni burada. Kıkımı da çıkarmayacağım. Hı hı. Yok, telefona kapatıyorlar yüzümü. İşte eşim gittikten sonra bir kere Bilgehan Koç'u aradım, kayınbabayı. Hı hı. Dedim. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Devam edin. Kayınpederini aradın. Evet. Ne oldu dedim baba dedim. Kübra niye gitti? Kübra açmıyor, ondan sonra telefon açmadı bana bir daha da. Hı hı. O gün bugündür sesini duymadın mı karının? Yok, hayır. Hiç. Bir daha da ne gördüm ne duydum. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Kapısına gidip... Ya kayınvalidenin, kayınpederinin kapısına gitti. Ya karıcığım beni affet, gel baştan başlayalım, bu evliliği kurtaralım demedin mi? Abla işte oraya senin dediğin konuya şey yapayım abla, açıklık getireyim. O gün aradığımda saat 3'te şirkete müdürüne çıktım ben. Dedim ben, bana dedim eşim telefonu açmıyor. Hı hı. İnsandır dedim, düşer, şaşar. Hı hı. Dedim bana araba lazım. Ehliyetim olmadığı için şirket müdürü dedi arabaya bir şey olursa ödetirim. Bunlar da bizim kiralık arabalarımız. Hı hı. Tamamdır, ben her şeye kabulüm. Arabanın anahtarını aldım, hatta dedim Balıkesir'e gidecektim artık. Hı hı. O sıra açtı telefonu. Hı hı. Neredesin sen? Ben babamın evindeyim. Ne oldu, sorun ne? Bitti bu iş, ben boşanacağım. Niye bitmiş? Sormadın ne mı? Ne oldu, sordum. Neden böyle oldu Kübra dedi. Bitti dedi, ben seninle de yapamayacağım dedi. Niye yapamıyor seninle? Hareketlerine çeki düzen vermiyorsun sen dedi, bitti dedi. Hangi hareketlerime çeki düzen vereceğim dedim. Nedir sorun? Cevap yok, telefonu suratıma kapatıyor. Yalçın, bir yerde bir problem var. Her iki tarafta sana diyor ki hareketlerine çeki düzen ver Yalçın. Abla tamam anlayayım da yani. Problemim neyse, hangi hareketlerime çeki düzen versem. Hatırla bakayım ne söylediğini. Yani dedikleri bu. Hayır, hareketine çeki düzen var. Acaba insan bir düşünür. Ya ben ne yapıyorum da hangi hareketime çeki düzen vereceğim diye. Hani böyle kafandan geçir, sana sık sık söylediği cümleler neydi? İşte bu kelimeyi söylüyordu ama. Şengül abla. Şimdi kadınlar aralarında anlaşırlar. 18 günde olsa, 30 yıllık evlilikte olsa bir şekilde bir yerde tüyo verirler. Kübra oğlunun en çok hangi davranışından şikayet ediyordu? Hiçbir şikayeti yoktu. Balıkesir'e gidince hiçbir şikayetimiz yoktu. Şimdi canlı yayına çıkarsa konuşacağım, soracağım. Sence niye evi terk etti? Seninle yaşamak istemiyordu. Ayrı eve çıktılar. Bunlar ayrı evde de başaramamışlar bu işi. Şimdi ayrı evde annen gel evi neden almadı? Benim dediklerimi neden yapmıyorlar sürekli? Bunu ondan suçluyorlardı. Hareketlerine çeki düzen verdi. Hareketlerine çeki düzen annen gelinle söyle. Hı-hı. Yani aile sorunu tartış. Onların dediğini dinleme. Bu şekil hareketler. Eşin sana ailenle görüşmeyeceksin diye bir teklifte bulundu mu? Evet abla. Sürekli baskı da yapıyorlardı. Kayınvalide gelirler dahil. Niye annenle görüşmeyeceksin? Bilmiyorum abla. İstemiyorlardı. Niye görüşmeyi istemiyorlar? Soruyordum ben bunu. İstemiyorum diyordu. Tabii eşinizi siz daha iyi tanırsınız da. Bak videoyu izlediğimde sanki göreceksin. Düğünde memnun değil gibi düğünde. Kübra bize şimdi... zaten Balıkesir'e gitti, hiç telefonlarımızı açmadı. Biz eşim Bağkur emeklisi. Aylık almaya gittik. Havada böyle yağıyı aradı eşim. Babasını Kübra'yı aradı, açmadı bu işte. Babasını aradı, dur dedi, Kübra telefonu açmıyor, acaba neden açmıyor dedi, çocuklara alışveriş yapalım, hem de harçlık vereyim dedi. Ben gideyim dedi, köye gideyim dedi, bilmeyeyim, haberim yok dedi, açar dedi, açmadı. Kübra'yı evden gittikten sonra gördük biz Kübra'nın evini. Kübra bizi eve de dahil kabul etmedi. Niye ama bu kadar? Bilmiyorum 18 günde nedenini. İnsan işte kayınvalidesiyle, kocasıyla sorun yaşar mı ya? Orada sorsun, bilmiyorum. Hiçbir sorun yok. Şu görüntülere bir daha bakalım. Siz nasıl gördünüz? Kübra mutlu değil mi? Mutlu sanki. Ben şu anda izliyorum. Orada olmaktan hani utanmayla memnuniyetsizlik ayrı bir şey. Yüzünde öyle hissettim ama ben. Ama bilmiyorum bak, hiç sorunumuz yok. Bak takılarda her şeyde. Bakıyorum ama şu anda. Bilmiyorum. Hah şöyle gel. Takılarda bayağı mı? Da şey yani şatafatlı bir düğün de olmuş. Evet.
Her iki tarafta hani varını yoğunu neredeyse ortaya koyan ya, borca da bak, girer, harca da girer. Takı da herkes fark etsin. Biz Kübra'ya bak her şeyi, ben Kübra neyi istedi o şurada kadar... Şurada takılar nerede? Şurada kimde duruyordu takılar? Burada? Abla o gün işte evden gittiği gün... Hayır hayır, düğüne bu takılan takıların, düğünde takılan tüm takılar ertesi gün çıkartırsın ya, kimde duruyordu? Kübra'da duruyordu abla. Hı hı. Hiç çıkarmadı. Siz aldınız mı takıları? Hı? Hayır, bu takılarla abla. Ev almayı planladınız mı? Hayır bak şöyle dedim ben. Biz bir ev bulmuş bunlar. Hı hı. Dediler biz ev bulduk, ev alalım. Tamam dedik. Gittik, bunlar bakmış, biz gitmedik eve. 970 bin lira demişler eve. Hı hı. Anahtar teslim. 700 lirasını denkledik. Üstü yok. Diğerinde altınları mı verin dediniz? Ben Kübra'ya dedim ki babası gildeydi Kübra o zaman. Altınları istediniz mi istemediniz mi? Sadece bunu merak ediyorum. Hı? Altınları istediniz mi istemediniz mi? İstedim. Ben istedim. Eşim demedi. Ben dedim ki Kübra dedim. Annesine dedim. Kübra'ya da demedim bak. Dur dedim. Hı. Madem dedim Kübra da dedim. Bileziklerini vermesin, altınlarını versin. Ev alalım. Tarla satıldı mı aynı Kübra'ya fazlasından tekrar yapalım. Onun kendi bundan hariç hiçbir şey demedim. Peki. Kübra'nın söz hakkı, Kübra cevap hakkı vardır. Kübra'ya bak bir tane böyle takıda da fark edin. Kübra'nın annesi babası, Kübra kendisi bir çatal iğnesi ya. Zaraptan takı alırken bizde hediye verirler. Boncuk, iğne, nazarlık. Bir tane bu da benim eşim. Küçük düşmesin diye sen de ona tak bir tane. Ben ona bak neler taktım. Anladım. İşte o takıları takana kadar, böyle. Bu kadar zahmetlere girene kadar diyorum ki gençler daha fazla vakit geçirip birbirlerini tanısalar. Yani niye düşündüler etseler, onu da bilmeyin. Şu altınlara verdiğimiz kıymeti kalplere de versek sevgili seyirciler. Yani bunlar güzellikler. Takılar tabii ki gerdanlıklar onlar bunlar ama asıl önemli olan gerçekten iki gencin bir araya geldiğinde o evde anlaşabilirler mi, yaşayabilirler mi, aile olabilirler mi, anne baba olma özelliklerine, karı koca olma özelliklerine sahipler mi, o donanıma sahipler mi? Mühim olan o. Kübra'nın tüm iddialarına ne cevap verecek? Altınlar asla bu konuda gündem maddem değil. Evi niye terk ettiğini soracağız. Aynen. Kendisine altınları hiç karıştırmayalım. Yarın devam edeceğiz. Kocanız ve kayınvalideniz burada, sizin de ne söyleyeceğiniz açıkçası merak ediyorum. Çünkü gerçekten 18-20 günde bir evlilik bitiyorsa önemli bir gerekçesi olması lazım. Kadının özellikle evi terk etmesi için.